Alo Gökhan. Olmayan Almancamla da telaffuz <laughs> etmeye çalıştığım şeklinde sıradaki rakibimiz. Almanya benimki de alo gibi oldu boşver. <laughs> o zaman hızlıca başlayalım. Başlayalım. İlk ayak performansıyla giriş istersen. Hemen bir göz atalım bakalım Almanya ilk ayakta neler yapmış. Aslına bakarsanız 11. sırada birinci ayağı tamamladılar buradaki performanslara baktığımızda 4 maçın sadece birini kazanabildiler. Fakat aldıkları puan 5. Yani bu demek oluyor ki kaybettikleri 2 maçı 3-2 oynayarak buralardan da birer puan almayı başardılar. Japonya ve Polonya ile 3-2 oynayarak toplamda 5 puanla 11. sırada birinci ayağı bitirdiler. Almanya için biraz da bir düşük bir skor baktığınız zaman sıralama. Hani geçmiş performanslarına performanslara baktığımız zaman. Ama tabii ki buradaki dengeler farklı biraz daha. Her şey, bütün içeriklerin başında hep söyleyerek e, belirtmeye çalışıyoruz. Burada biraz daha farklı rotasyonların denendiği bir turnuva olduğu için bu değişik sıralamalara görebiliyoruz. Japonya karşısında 2-0 önde oldukları bir maçtı ama devamını getiremez ki zaten demediler. Japonya aslında Viyenel'in bu sezonki en formda ekibi. İlk etabı yenilgisiz lider kapattılar. Evet. Yani takımlardan biri de Amerika'ydı. Bunu da belirtmeden, geçmeden geçmemek geçmeyelim. lazım bence. <laughs> Diğer maçta ise po Polonya karşısında. Orada da 2-0 geriye düştükleri maçı 2-2'ye getirdiler aslında. Ama final setinde maçı kazanamadılar. Biraz yani mücadele şansları gücü bilmiyor, yüksek bir takım var aslında karşımızda. Hani 5 evet. sete giden maçlarda bile elinden geleni yapan bir takım var. Tabii. ne kadar kazanamamış olsa da. Yani şimdi 3 3 e, mağlubiyet olduğu için çok e, hafife alınacak bir takım değil. E, mücadele eden, e, son anda kaybeden bir takım görüyoruz şu an. Öyle karşımızda böyle bir Almanya var. Dolayısıyla her zaman için sürpriz yani sonuçta. Tabii. O zaman takımı oynatan isimlere hızlıca bir göz atalım. Senin de geçmiş pozisyonun olduğu için genç pasörlerle karşı karşıyayız. Onların... Evet, tahmin ettiğimden genç pasörler. Biri 24 yaşında, biri 22 yaşında. Daha çok Kesner'in oynadığını görüyoruz ama aslında bakarsan antrenör ikisine de şans veriyor. İstatistik dağılıma baktığımızda ikisinin de sahada yer aldığını görüyoruz. Tabii ki demin de belirttiğim gibi Kesner biraz daha fazla oyunda aktif olarak yer alıyor. İki pasöründe baktığımızda fiziksel olarak avantajı çok yok, denemeyecek seviyede. Çünkü ikisi de 1.80 civarındalar. Dolayısıyla bu bizim için yapacağımız 4 numara hücumlarında iyi bir avantaj olarak Giovanni'nin ve takımımızın kullanabileceği bir avantaj olabilir. Aklınızda bulunsun. Tabii ki bundan atalım demişken <laughs> Sayın söylediğiniz üzere Şimdi biraz madem öyle oynatan isimlerden bahsettik Biraz da hücum güçlerine değinelim Değil. Şimdi öne çıkan ilk isim Herhalde Türk voleybol severlerinde evet. Fazlasıyla aşina oldu <laughs> Ve devre arasında Türk hava yolları kadrosuna katılmış Ana Ortman Evet özellikle onun da e, Mistikom Sultanlar Ligi'nin liginde vakıf olan karşılaşmalarda performansı yine iyiydi. Ben çok biraz daha büyük bir oyuncu sanıyordum aslında ama 98'liymiş. Evet genç bir Çok oyuncu. da evet yani şey yani artık 98 şimdi bizim biraz yaşımız da olduğu için 98 küçük gibi geliyor. Böyle yavaş yavaş olgunlaşmaya başlayan oyuncular gibi görüyorum ben artık onları. Kesinlikle. Burada ilk ayağı en skorer isim olarak bitirmişti Almanya takımı da. 70 sayı alarak tamamlamıştı. Tabii bence Almanya'nın burada bizim için en dikkat etmemiz gereken en öne çıkan isimlerden biri bence Osman. Türk Karol'lara gelmeden önceki dönemde de e, yani bir şekilde voleybol severlerin dikkat ettiği üzerine e, bir şekilde odaklandığı bir oyuncuydu. Evet. Çünkü 2020 Tokyo 2020 Avrupa Kıta Olimpiyat elemelerinde de forma giymiş ve burada en iyisi organizasyonun en içi maçlarından biri evet. olarak bitirmişti. Bu da zaten kariyerine de olumlu yansıdı. Kesinlikle. Zaten Karol'lara gelmeden önce de İtalya liginde oynuyordu. Yani Avrupa'nın sayılı iki liginden biri. Bir de son mesela VNL'de oynadığı maçlara baktığımızda ortalama atak sayısının ortalaması 16.80 gibi bir skor olarak ortaya çıkıyor. Bu da gayet başarılı bir hücum yüzdesi, hücum puanı diyebiliriz açıkçası. O zaman sonrasında genç bir smaça var sırada. Evet. Lina Ismayer var. O 2000'li bir e, smaçör. Normalde e, işte daha çok ortamada destek çıkan smatcher gibi maç başına ortalama onun da aldığı atak sayısı puanı 10.22. Bu da bence 2000'li bir oyuncu için iyi bir sorumluluk ve iyi bir puan yüzdesi diye düşünüyorum. Ardından Lena Stigrot geliyor. O da maç başına ortalama 9 sayı atak yüzdesiyle, atak puanı ile oynuyor. 94 doğumu çok fiziksel avantajı olmayan bir smaçör. Çünkü o da yaklaşık olarak 184 boylarında. Ama tabii ki tecrübeli diyebiliriz. Burada da hani bu fiziksel avantajı çok olmamasına rağmen aldığı skordan aslında atak puanından da bunu biraz anlayabiliyoruz. Dolayısıyla yine de dikkat etmemiz gereken isimler olarak ön plana çıkan isimler arasında bence. Evet, sanki ona yanında bir başka smaçör de var. Yaniska da biraz daha e, servis karşılama ve defanstaki gücüyle ön plana çıkıyor. Şu ana kadar ka, Sev çatısı altında oynadığı bütün maçların ortalamasına bakıldığında %58 gibi bir servis karşılama oranı var. Bu bir smaçör için iyi bir yüzde. Çünkü a, yani smaçörlerin bildiğiniz gibi tek bir işi yok. İşte marşet oluyor, servis karşılıyor, defans yapıyor, blok yapıyor, smaç oluyor. Bütün bunların arasında e, konsantre olması gereken çok çok ayrı kırılımlı işler var. Dolayısıyla %50 8lik bir bence ortalama e, Yaniska için iyi bir skor diyebiliriz, bir smoçör için. Yani bir sezonluk da olsa, e, tamamlanamayan bir sezonda olsa, Imoko Walei kadrosunda da bulunmuş bir isimdi. Doğru, pandemiden ötürü ertelenen sezonda değil evet. mi? Oynanamayan. Evet, evet yarım kalan doğru. sezon, ne doğru. yazık ki dediğin gibi. <laughs> e, ama biraz dengesiz sanki, hani burada Hı. da senin çıkardığın notlara şöyle bir gözüyle bakıyorum. Brezilya'ya karşı 15 sayı üretirken Japonya karşı sadece 2 sayıda kalmış. Bu da Evet. Ya yani şöyle aslında 4 maçın ikisinde oynadı. İlk ee, ilk Brezilya maçı Brezilya karşı çok iyi başladı. Dediğim gibi 15 sayı aldı. İkinci ee, ikinci maç özelinde biraz daha az oynama süreleri değişiyor olabilir. Ama tabii ki 15'ten 2'ye belki antrenör farklı bir şey denemiş, deneyeceği için ya da denemiş olduğu için farklılık gitmiş olabilir. Ama dediğim gibi böyle değişik alanlarda sorumluluk alan e, işte bu Kimi zaman atı kimi zaman servis karşılaması ya da defansif özellikler ön plana çıkan bir oyuncu diyebiliriz. Ama burada tabii Ortman'ın yanında e, biraz daha alt sıralarda kalan bir oyuncu. En azından Almanya'daki smoça rotasyonu özelinde. Ee, onun ardından da yine e, Türk voleybol severlerin ligimizden geçen sezonun ikinci yarısında da evet, olsa, çok kalmadı ama... Kuzey Boru'da oynamış bir sporcu var sırada. Evet. O da... Ivana Vanyak. O da başarılı bir sinva. Geçtiğimiz sezon da Fransa Süper Kupasında MVP seçilmiş. Geçtiğimiz sezon muydu? Evet, o da sezon ilk yarısını yani şey nasıl ki bizim ligimizde Şampiyonlar Kupası adı altında oynanan bir organizasyon <laughs> var. Bir önceki senin Kupa ve Lig Şampiyonu'nun karşılaştığı. Bu da öyle bir organizasyon ve sezon açılış. Zaten her Burada MVP e. olmuş evet, bu her önce. Ligin Demek ki yaz antrenmanlarını iyi geçiriyor MVP diyebilir miyiz? MVP olarak en değerli oyuncu seçilmiş bir oyuncu. Ama yaz antrenmanlarını iyi geçiriyor diyebilir miyiz? Olabilir, olabilir. <laughs> Neden olmasın? en azından sezona formda girmiş ki böyle bir ödül almış. Aynen öyle. E, ardından Camilla geliyor. O da e, iyi, bir orta oyuncu. aslında 2000 doğumlu, genç bir sporcu. Ama ona rağmen şu an bütün orta oyuncular arasında biraz genelde oynadığı maçlarla istatistik olarak ön plana çıkıyor. Toplam ortalama atak puanı 8.40 bir orta oyuncuya göre bence iyi. Özellikle 2000 doğumlu bir orta oyuncuya göre. Maç başına da ortalama kaç blok yapıyor dersek yaklaşık olarak 2 blok gibi bir skor karşımıza çıkıyor. Yani dikkat etmemiz gereken bir oyuncu diyebiliriz. Özellikle orta oyuncu rotasyonunda dediğim gibi istatistik olarak en ön plana çıkan isimlerden. Bir de tabii ki Pogani var. O da, o da liberoları. Evet, çok başarılı bir libero. Zaten bir önceki sezonun Sev Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi marşet alan oyuncu seçilmişti. E, 94 doğumlu, tecrübeli bir oyuncu diyebiliriz o yüzden. Ve ilk ayakta da e, ortalama %50'nin üzerinde bir e, servis karşılama başarı puanı ile oynadı. Dolayısıyla hani burada da ikinci ayakta da aynı e, performansı bence devam ettirecektir gibi geliyor. Ee, şimdi senin değindiğin noktalardan biri benim dikkatimi çekti bu deminki aktardığın değerlendirmeler sırasında hani yaşları çok yaşlı olmayan bir takım ama hani takım içinde belli bir yaşı aşmış bir grup var ve evet. onların yanına entegre edilmeye çalışılan belli sayıda da genç oyuncu görüyoruz evet. sanki bundan dolayı da bir antrenör değişikliğine gitmişler ve Geçmişte kendi ülkelerinin erkek milli takımını çalıştırmış hı hı. bir ismi bu sefer kadın milli takımının başına getirmiş. Vital Heynen hı hı. o da normalde dediğin gibi işte bir geçmiş dönemde bir erkek milli takımının başında aldığı bu görev var. Şimdi bu sene ilk defa kadın milli takımının başına getirildi ve önümüzdeki sezonda gelecek sezonda kendisini Nilüfer Belediye Spor'da antrenör olarak gelir, göreceğiz. Yani buradaki milli takım serivinden sonra kendisine Türkiye'de bakalım antrenör olarak neler yapacak açıkçası ben Merak ediyorum. Polonya'da çalıştığı dönemde yani 2018'de 2021 yılları arasındaki sürece denk gelen bir nokta orası. Hı hı. Ve orada da 2018'de erkeklerdeki son dünya şampiyonu takımın baş antrenörü kendisi. Dolayısıyla erkeklerde çok ciddi bir kariyeri var. Onun haricinde de Avrupa şampiyonlarında çeşitli dereceleri var. Yani benim açımdan ilginç bir nokta. çünkü. Burada ben yani... biraz şeyi merak ediyorum. Şimdi erkek takımlarıyla kadın takımlarını çalıştırmak aslında çok büyük fark olduğunu düşünüyorum. Bir kere yani tabii ki hepimiz insanız ama yapısal olarak e, hitabet olarak e, oyuncuyu idare etme olarak bence iki cinsin biraz daha farklı ihtiyaçları vardır diye tahmin ediyorum. Yani, ben yani ondan mesela erkek antrenörün oyunun aktörler... oynanış tarzı anlamında çünkü yani sonuçta He. erkek voleybolu kadın voleyboluna göre daha hızlı ve Hı -hı. daha sert oynanan yani güçlü smaçlar izlediğimiz. Tabii tabii bir ama hani alan. sporcular tabii ki her anlamda psikolojik olarak çok çok güçlüler. Hı -hı. Ama hani erkek erkek takımlarıyla çalışan antrenörler biraz daha rahat olabiliyor söylemlerinde. Bunu ağır söylemleri olarak söylemiyorum ama hadi oğlum yap şunu falan filan hani daha çok çabuk çıkarken kadın taraflarında hani kadın takımını biraz daha hadi çocuğum hadi evladım hadi yapabilirsin falan gibi olabilir evet, diye daha düşünüyorum. Daha yapıcı eleştiriler bekliyor muhtemelen. Yani o da sonuçta hem erkek takımı çalışan hem de kadın takımı çalıştıran bir antrenör olarak bakalım nasıl bir geçiş olacak. Evet. Hani dikkat edilmesi gereken evet. noktalardan biri olabilir. Ben de aynı fikirdeyim. Zaten muhtemelen hani bu jenerasyon özelinde bir e, ideal kadro oluşturmak ve hı hı. bir gelecek tesis etmek için seçilmiş bir isim diye düşünüyorum. Evet. Bakalım izleyip göreceğiz kendisine ne gibi başarılı sonuçlar alacak ya da beklentileri karşılayabilecek mi? Bunun haricinde de kısaca aslında bizim kendi antrenörümüz olan Guidettin'in de bir dönem Almanya'nın başında olduğunu hatırlatalım. Evet. Ki Almanya üzerinde de çok değerli bir dönemdi. 2006'dan 2014'e kadar Almanya ile iki kez 2011 ve 2013 yılında Almanya'yı Avrupa Şampiyonası'nda final oynattığını, evet. yani şampiyon olamasalar bile ikinci bitirdiklerini. Yani Giovanni ki... ile birlikte güzel bir ivme kazanmışlardı evet. açıkçası. Evet. Zaten aslında o konuda biraz hani jenerasyon seçimi konusunda Hı. da değişik bir antrenör olarak buluyorum ben. 2014'e kadar Almanya performansı, sonrasında bizden önce Hollanda var. Yani hep evet. yükselişte olan jenerasyonları bir şekilde, tabi kulüpler düzeyinde de çok aktif bir antrenör olduğu için o jenerasyonları olan ülkelere ayrı bir odaklanıp <laughs> yani duble başarı peşinde koşan bir Hırs, yani diyebiliriz. Giovanni ne kadar bu takımlara katkı sağladıysa mutlaka buradaki oyunculardan ve buradaki takımlardan ve buradaki kültürlerden de beslenmiştir diye düşünüyorum antrenörlüğünde. Dolayısıyla bu farklı deneyimlerinde de ona mutlaka katkısı olmuştur. Bu arada şey değinmeden de geçmeyelim. Tokyo 2020 Avrupa kıtası olimpiyat elemelerinde biliyorsun finalde Almanlarla karşılaşmıştık. Evet ama ondan öncesinde aynı grupta oyduk ve evet. aslında grup maçında yenilmiştik. Yenilmiştik dolayısıyla biz aslında o final maçına biraz tedirgin çıkmıştık ama kızlarımız hiç şüpheye yer bırakmadı açıkçası. Yani biz final yarı finalde oynamıştık herhalde biraz Bence da hepsi onun Polonya, Polonya maçı tekrar hatırlatalım. Sonra. Hepimiz de zaten hiç unutmadıkları bir maç olduğu kanaatindeyim. Kesinlikle öyle ve hani şunu söyleyeyim belki de Almanlar işte o finalin biraz acısı çıkartmak için bize biraz daha e, bilenebilirler diyebiliriz. Ama her zaman da söylüyoruz bu maça çıkmadan bilemeyeceğimiz bir şey. Sonuçta iki tarafta istiyor. İki tarafta birbirine çok iyi çalışıyor. Bu yüzden artık e, maçın saatin ve gününü bekleyip e, olacakları göreceğiz. Onun da hemen hatırlatmasını yapalım. Ben senden kısaca bir rol çalayım Tabii. hemen. E, şuna da değinelim aslında. hani Uluslar Ligi performansına baktığımız zaman Türkiye-Almanya maçlarına Almanya ile 3 defa karşılaşmışız ve de galip gelmişiz. Tabi bu bizim jenerasyon olarak yükselişte olduğumuz dönemin de etkisi. Çünkü 2018'de ile 2021 evet. arasındaki periyottan bahsediyoruz. Bunun haricinde de son 20 maçımızda 15 galibiyetimiz var. Aslında genelde yenmekte çok zorlanmadığımız bir takım ama dirençli bir takım. Yani kaybettikleri o ilk turdaki iki maç, ilk ayaktaki iki maça hatırlatmıştık. Evet. Bizim açımızdan da hani dikkat etmemiz ve yani hani beş sete gitme her zaman için aklımızda tutup buna göre oynamamız gerektiği kanaatindeyim. Zaten Guidetti'nin de gerekeni yapacağını Kesinlikle. benim bir şey dememe <laughs> gerek yok onun hakkında. Kapatmadan bir de mutlaka maç saatimizi hatırlatalım. Hı hı. E, 18 Haziran gece saat 12'de Almanya ile karşılaşacağız. Yine maç TRT Spor ekranlarında e, tüm oleybol severlerle birlikte olacağız. bize de tabii ki 5. sette bütün e, oynanan maçları analiz etmeye ve sizler için biraz daha yorumlamaya çalışacağız. E, da heyecanlıyız. Kesinlikle. Ne diyelim? Ama yani, hani bak şans. konuşmuştuk. Biraz daha seviye giderek artacak demiştik. Evet. E, tabii ki bu müneccim olmaya gerek yok Gayet yani. Hani, Gayet. Analiz yapıyoruz. Geçmişteki yaşanan maçlar belli. E, dolayısıyla aslında biraz daha bütün e, maçların artık e, ne olacağını bilmeden e, bütün o maçı heyecanla izleyeceğimiz zamanlara doğru geçiş yaptık artık. Aslında kısaca da bir ekleme yapayım. Hani Hı. bu program özelinde değinmedik ama içerik bazında tabii daha Hı. doğrusu. E, aslında bu hafta sonu gerçek anlamda bir milli takımlar üzerinde bir voleybol hafta sonu. Erkek milli takımımız da Sev Avrupa Altın Ligi'nde evet. dörtlü final oynayacak. Dolayısıyla aslında hani alacakları sonuç ne olursa olsun iki milli takımımızın da ikişer maçtan dört maçını TRT Spor ve TRT Spor Yıldız Ekranları'nda izleme imkanı evet, bulacağız. Görüyor olacağız. O yüzden. Tamamen voleybolda oynayacağımız bir hafta olacak. Evet. Yani kaçırmayın deriz. İki milli takımımıza da buradan başarı dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. E, bu arada e, geçtiğimiz içeriğin altına yazılan yorumlar da çok çok e, keyif vericiydi okuması Çok teşekkür ederiz katılımlarınız için. Yani sizlerin de orada maç hakkında düşüncelerini paylaşmanız bizim için çok keyifli oluyor. Orada hani bir tane e, izleyicimiz de e, şu notu da atlamadan geçmemiş. Brezilya'da e, tribünler biraz daha uzakta o yüzden kızlarımız etkilenmeyecektir. Aynı bu kağıt gibi e, <laughs> daha uzaklarda olduğu için taraftarlar demiş. E, kesinlikle öyle. Hani Ebrar'ın da zaten ben kulaklarımı kapatıyorum. Kimseyi duymuyorum dediği noktalar vardı. Onu da yine e, bir izleyicimiz belirtmiş, atlamamış. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. E, çok daha keyifli oluyor şimdi. E, tabii, en tabii. azından buradaki sohbete daha kalabalık, bizi motive eden bir durum söz konusu dediğiniz gibi öyle. O halde sonraki içeriklerde görüşmek dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere. izlediğiniz için teşekkür ederiz.